Arkadaşlar Renault Fluence aracımız 2013 model. 4 silindir 8 enjektörlü. Şimdi makine mühendisimiz Sabri Şakir Candan karşımızda. Kendisi montajın başından sonuna kadar kontrollerini yaptı. Onun denetiminde geçti. Aracı montajı bitti. Şimdi Sabri Bey'den araçla ilgili, motorla ilgili detaylarını alacağız. Fluence motorlarında kaç tip motor çıkıyor? Hepsi mi 4 silindir 8 enjektörlü? Ve bu araçlarda nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları bize anlatacak. Söz Sabri Bey'de. Arkadaşlar merhaba, ismim Sabri Candan. Makine mühendisiyim. Candan Mühendislik LPG Otogaz Montaj Servisinde servis sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bugünkü montajımızdan biraz size bahsedeceğim. Aracımız 2013 model Renault Fluence. 1.6 8 enjektörlü Nissan motorlu bir araç bu. Aracın motor özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, Renault Fluence marka araçlarda 2009 ve 2013 yılları arasında üretilen 4 silindir, 4 enjektörlü Renault'un standart kullandığı 1.6 16 valve motorlar 110 beygir gücündedir. 2013 ve daha sonrası yıllarda üretilen Nissan işbirliğiyle yapılmış motorlar 4 silindir, 8 enjektörlüdür ve bunlar genelde 115 beygir gücüne sahiptir. Dolayısıyla bizim normal standart 4 silindir, 4 enjektörlü motorlarda 4 silindirle LPG kiti kullanılırken Nissan motorlularda, yani 4 silindir 8 enjektörlü motorlarda genellikle LPG'nin 8 silindirli kitleri kullanılır. Sabri Bey, tabi bu motorlarda özellikle bizim dikkat ettiğimiz bir özellik daha var. Nissan Qashqai'de biz buna rastlıyoruz. O da cut-off'ta ekstra enjeksiyon zamanlaması özelliği. Bu özellikten kısaca şöyle bahsedelim. Bu araçlarda ekstra enjeksiyon hassasiyeti vardır. Yani siz ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman silindirlere yakıt gönderilmemesi gerekiyor. Bizim Atiker Gold kitimizde de bu özellik mevcut. Bu programda bu seçenek var. Yani biz bu seçeneği seçtiğimiz zaman, bu özelliğe dikkat ettiğimiz zaman ayağınızı gazdan çektiğinizde de LPG enjektörleri kendisini kapatır ve silindirlere yakıt göndermez. Bence doğru bir açıklama oldu. Şunu da ilave etmek lazım. Montaj konusunda da bu özelliğe dikkat ederek montaj yapmamız lazım. Dolayısıyla bu araçlarda ekstra enjeksiyon zamanlaması çok önemli bir özellik. Buna dikkat etmediğimiz zaman arkadaşlar, bu araçlarda öncelikle katalizatörün erimesi, devamında da subapların erimesi, yani 20.000-30.000 kilometrede subap değişimine kadar giden bir olumsuz süreç yaşanabiliyor. Dolayısıyla önemli bir montaj, hassas bir montaj. Ürün seçimi çok önemli. Ayar çok önemli. Yani burada ayar konusunda çok ciddi hassasiyetlerimizin olduğu bir motor. Dolayısıyla ayarını mutlaka bizim AFD cihazıyla kontrol ettiğimiz bir motor. Arkadaşlar Renault Fluence'in motor özelliklerinden bahsedecek olursak 1.6 16 valve 115 beygir gücüne sahip Nissan işbirliğiyle üretilmiş bir motor. Her silindirde 2 adet benzin enjektörü var ve totalde 8 tane benzin enjektörüne sahiptir. Ama aracımız 4 silindirlidir. Ve bu motor manuel versiyonundan, yani aracın manuel versiyonundan 5 beygir daha fazla güçlüdür. Yani bu aracın normal 2009-2013 yılları arasında üretilen motoru 110 beygir gücünde. Şu anda önümüzde duran Nissan işbirliğiyle üretilmiş motor 115 beygir gücündedir. Ve CVT şanzıman, yani sürekli değişken oranlı şanzıman özelliğine sahiptir. 6 ileri bir şanzımana sahiptir aracımız. 6000 devir dakikada bize 115 beygir maksimum güç üretmekte. 4000 devir dakikada 155 Nm tork üretmekte. Aracın maksimum hızı 175 km/s ve bu 0'dan 100 km'ye kadar hızlanma süresi 11.9 saniye verilerine sahip. Şimdi Sabri Bey, bu araçlarda, yani 4 silindir 8 enjektörlü motorlarda biz eğitimlerde şunu gördük. Bu araçlara mutlaka 8 silindirli kit takılmak zorunda. Bunu altını çizerek söylüyoruz. Yani 4 silindirli kit takarak geri kalan 4 silindiri emülatör vasıtasıyla iptal etmek bize sorunlara sebep oluyor. Arızalanma sorunları, katalizatör sorunları, subap sorunları gibi. Peki şimdi bu montajın içerisinde biz 4 tane enjektör görüyoruz şu anda. Evet, bakın 4 evet. Enjektör burada. Peki 4 enjektör nerede? Aracın benzin enjektörleri 8 tane fakat LPG'de böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Yani her silindirde bir adet LPG enjektörü yeterlidir. Ama EQ'muz 8 silindirli EQ, tesisatımız 8 silindirli tesisat olduğu için biz her benzin enjektörüne bağlantı yapıyoruz. Ve LPG geçtiği zaman 8 enjektörün 8'i de tamamen durmakta. Renault Fluence aracımızın montajı bitti. Şimdi ayarları tamamlanıyor. Ayarları bittikten sonra
AFR cihazını bağlayarak ortaya çıkan haritayı ve mapı kontrol edeceğiz. Yani AFR kontrolü yapacağız. Arkadaşlar AFR cihazımız bağlandı. Laptopla birlikte şimdi yapmış olduğumuz ayarın kontrol için ustamla birlikte yola çıkıyor araç sahibi. Ve arkadaşlar Renault Fluence aracımızın yol testine, performans testine başladık. Değerli müşterimiz Celal Bey ile beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Celal Bey, nereden geldik? Manisa Soma. Manisa Soma'dan geldik. Ne iş yapıyoruz? Ben madenciyim. Çok güzel. Allah kolaylık versin. İşlerini güçlerini kolaylaştırsın diyelim. Arkadaşlar az önce araçla ilgili teknik bilgiler verdik. Takmış olduğumuz ürün Atiker Bol 8 silindirli otogaz sistemi. AFR ayarlarını kontrol ettik. Yol testlerini yaptık. Şimdi direksiyona Celal Bey'e verdik. Bakalım aracını beğenecek mi? Nasıl olacak? Nasıl ilk izlenimler? Fazla bir şey fark edemedim ben. Şu anda bakalım. Evet, tüpte aracımız. Tüpte miyiz hakikaten de? Evet, tüpte. Evet, araç LPG'de gidiyor. Herhangi bir fark yok. Testimiz devam ediyor. Yine soracağız Celal Bey'e mevzuları. Kaç saat sürdü yol Celal Bey? Yol bayağı kısa sürdü ya. Köprüyü kullandım. Değil mi? 350 kilometre civarı bir yol. 5 saat civarı sürdü. Yani ben ideal kullandım arabayı. Yani şu yeni yolda tamamlanmış olsa herhalde çok kısa sürede artık Manisa İstanbul arası. Tabii şimdi İzmir İstanbul arası otoban tam Manisa'nın arka mahallelerinden geçiyor. O otobana bir bağlantı verilirse hiç şehir içine vurmadan aracı otobandan çok rahat bir şekilde geleceğiz. Aynen Bursa'da olduğu gibi. Bursa için pas geçerek geliyoruz biz. Evet. Kaç bin aracımız? Benim araç şu anda 60 bin civarı diyelim. 60 binde. Maşallah tertemiz, cırlak bir araba. Allah kaza bela vermesin. Sağ olun. Peki bizi nasıl buldunuz? Nereden tespit ettiniz? Şimdi ben aracı aldım. Tabii malum benzin fiyatları biraz yüksek. Ne araç bu arada? Şehir içinde yakıt neydi? Şimdi şehir içinde fabrika varisi 8,5 litre diyor ama biz 10 litreyi gözden çıkarıyorduk bu araç. Evet, otomatik vitesi tabii. Evet. Normal. Sonra araştırmaya koyulduk. Biraz Soma içerisinde LPG'cileri araştırdım. Sonra internetten falan, YouTube'dan falan araştırdım. Ve YouTube'dan Yılmaz Bey'in videolarıyla karşılaştık. Evet. Yılmaz Bey'in anlatımlarına Soma'daki LPG'cilerin hiç uymuyordu anlatımları birbirine. Değil mi? Çok farklı anlatıyordu. Yani ben de burayı tercih ettim. Evet. Hem aracımıza LPG taktıralım dedik. Hem de eş, dost, akraba ziyaretinde bulunalım dedik. Değil mi? Aynen. Yani vallahi arabasını seven geliyor Celal Bey. Öyle diyeyim size. Bu araç da gerçekten gelmeye değer bir araç. Çünkü teknik ayrıntısı çok olan bir araç. Cut-off özelliği çok baskın bir araç. Yani ekstra enjeksiyon milisaniyesi sayan bir araç. Bu bir. Ayrıca piyasada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de 4 silindirli kit takılması. Bu da ilerleyen dönemde bu aracın katalizatörünü eritiyor. Yani bu %1 milyon bundan eminim, çok gördüm çünkü. Katalizatörünü peşinden de eğer farkına varamasak da subaplarını, egzoz subaplarını tabii eritiyor. Bunu da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi buydu. Tabii ayar konusunda da. Şimdi biz mesela AFR cihazıyla kontrol ettik ayarlarımızı. Dikkat ederseniz bir iki defa da orada git gel yaptık ayarlarıyla ilgili. Bu çok önemli. Çünkü katalizatör ve subap sorunu yaşayan araçların asıl sebebi, asıl bu sorunu yaşama sebebi ayarlarındaki problemler, aracın fakirde çalışması, fakir kalması. Bunlar için teknik ayrıntılarıydı. Ne hissediyoruz araba şu anda gazla? Araba gayet güzel yani. Ben... Bir fark yok. Sen bu arada çok şey kullanıyorsun. Nazik mi? Nazik kullanıyorsun. Evet, ben evet, demin evet. Arabayı kaldırdım, indirdim, bastım. Evet. İçin gitti mi biraz? Yok, şimdi bunlar aracı son sınırlarını zorladınız siz. Deneme testi gibi bir şey yani. Ben genelde araç testini yaparken yanıma almıyorum müşteri. Çünkü bir iki defa şu abi dedi ya, lütfen dedi ya, arabama biraz az bas falan dedi. Genelde almadan, ama tabii biz limitlerini görmek açısından araca evet. Basmak zorundayız. Merak ettiğiniz sorular var mı bana soracağınız? Merak ettiğimiz farklı bir ilden geldik. Evet, 10 binlik bir bakımları var. Ve ayarlarını dokundurmamak şartıyla bakımları herhangi bir Atiker bayisini yaptırabiliriz. 10 bin kilometrede bir. Bu önemli bir ayrıntı.
Bakım önemli bir konu. Sadece filtre değiştirilmiyor orada. Aracın tüm aksanı, su hortumları, gaz hortumları kontrolden geçiriliyor. Bunu yapalım 10 binde bir. Şunu fark ettim. LPG montajı yapıldıktan sonra aracımı benzinde kullanırken özellikle ilk kalkış esnasında gaz pedalına bastığım anda bir saniye veya altında bir gecikme söz konusu oluyordu. Yani pedal tepkisi düşüktü. Evet. Pedal evet. Tepkisi düşüktü biraz. Servise falan gösterdiniz mi bunu? Servise göstermedim. Fakat servise aradım. Bu araçlarda böyle bir şey olduğunu. Normal dedi yani. Normal olduğunu. Evet. Bunun herhangi bir tamirinin söz konusu olmadığı, aracın kendi yapısından kaynaklandığını söylediler bana. Evet. Ben de daha kurcalamadım olayı. Evet. Fakat LPG montajı yapıldıktan sonra sağda. Evet. Bu gecikmenin kaybolduğunun farkına vardım. Değil mi? Evet. Pedal tepkisi arttı. Evet, arttı. Birebir pedala bastığın anda araba fırlıyor. Evet. Ama diğer türlü benzindeyken bir saniye veya bir saniyenin üzerinde gibi bir sürede araç anca tepkiyi hissediyordu. Evet, enteresan tespit oldu bizim için de. O zaman daha keyifli bir sürüş elde ettik şu anda. Evet. Beni bayağı bir şey aldatıyordu. Özellikle bu araçta bir de yokuş kalkış desteği olmadığını söylediler bana. Evet. Bu da aşırı rampalarda arkamızda araç varken kaydırıyordu mu arabayı? Kaydırıyordu bir miktar. Arabanın kaymasına sebebiyet oluyordu. Bu da beni aldatıyordu evet. Kalkışlarda. O zaman demek ki yakıt tasarrufunun yanında daha keyifli bir sürüş elde edeceğiz artık. Evet. Arkadaşlar testimiz devam ediyor. Ben şimdi bu araçlarla ilgili önemli bir iki nokta daha size söyleyeceğim. Renault Fluence biliyorsunuz bu motor Qashqai'de mevcut olan bir motor. Nissan Juke'larda var bu aynı motor. Şimdi özellikle altını çizeceğim konu şu. Ürün ne olursa olsun yani doğru ürün takılmış, yanlış ürün takılmış konusuna da girmeden otogaz kullanıyorsunuz bu araçlarda. Aracınızda benzine göre bir güç düşüklüğü varsa, arıza lambası yanıyorsa ve de aracınızda bir tekleme, bir problem hissediyorsanız arkadaşlar aracı LPG'de kullanmayın lütfen. Bu araçta bir ısı artışı olduğunun göstergesidir. Ve akabinde de bu ısı artışı önce katalizatörü eritecektir. Çünkü katalizatörün içerisinde bildiğiniz gibi bazı kimyasal maddeler var. Ve bu maddeler ısıya karşı çok yüksek duyarlılığı yok. Dolayısıyla katalizatörün içi eriyor. Peşinden de yine egzoz sübaplarında sıkıntılar yaşanabiliyor. Burada önemli olan aracın benzin gibi gidiyor olması, benzin gibi performanslı olması ve arızalanmasının yanmaması. Bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe de bu araçlarda sorun sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Genel manada geldiğine değdi mi? Çünkü çok ciddi bir kilometreden geldin. Tabii evet. Geldiğine değdi. Değdi yani. Ben şimdi bu tüpü bir kere taktıracağım için bravo. Uygun bir montaj her şeyin öncesinde geliyor. Bir iki sene sonra pişman olmaktansa evet. 5 yıl sonra bile sorunsuz bir şekilde kullanmak bence daha evla her zaman için. Arkadaşlar aracımız Renault Fluence'di. 2013 model. 115 beygir. 4 silindir. 8 enjektörlü ve yeni Atiker Gold sıralı otogaz sistemi taktık. 8 enjektörlü. 4 enjektörünü kullandık ve 8 enjektörlü kit kullandık bu araçta. Güzel bir montaj oldu. Pek çok teknik ayrıntıya değindik. Pek çok teknik olayı açıklamaya çalıştık samimiyetle. Celal Bey'le yol testimizi halen yapmaya devam ediyoruz ama artık videomuzu sonlandıracağız. Celal Bey son olarak ne demek istersin bize? Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anılarımıza ekleyeceğimiz bir video çektik sizinle. Evet. Böyle 10 yıl sonra baktığın zaman da güzel bir anı olacak senin için de. Evet inşallah. İnşallah. Ben peki Celal Bey arkadaşlar keyifli sürüşler diliyorum. Kazançlı sürüşler diliyorum. İnşallah yıllarca güvenden, sağlıklı, mutlu kullanır diye temennide bulunuyorum. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen paylaşmayı unutmayalım. Bize bu konuda destek olun. Abone olmadıysanız abone olarak da bize destek olun. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa bunları lütfen belirtin. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sorularınız, sorunlarınız varsa bunları yazın. Cevaplamaya çalışacağız. Herkese iyi günler diliyorum. Keyifli sürüşler. Celal Bey. Teşekkür ederim.